Merhaba Kanal Alfa izleyenleri. Tekirdağ Çorlu'daki sektör yolculuğumuz devam ediyor. Şu anda Emirhan Metal Sanayi'ndeyiz ve yanımızda firma sahibimiz Şaban Metük var. Merhabalar Şaban Bey. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Siz de hoş geldiniz programımıza. Sağ olun, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim. Şaban Bey, öncelikle bizi izleyenler için kendinizden bahseder misiniz biraz? Şaban Metük kimdir? Şaban Metük kimdir? Şaban Metük, Karabük'te doğmuş, yıllarca çalışmış, Çorum'da şirket kurmuş biridir. Yani 4 sene önce kurdum firmayı. Fakat 28 senedir bu işin içindeyim. 28 senedir bu işi yapıyorsunuz, evet. Ama 4 yıl önce 4 yıl kendi önce, işinizi tabii, yapmaya başladınız. Peki bu işe nasıl başladınız? Ne tür faaliyetlerde bulunuyorsunuz şu anda? Valla çelik konstrüksiyon, demir doğrama. Yani alçıpan, asma tavan, dış cephe montalama hepsini yapıyoruz. Ya yani bu işe nasıl başladığımda yıllarca çalıştım dediğim gibi. 12 yaşından beri bu işi yapıyorum. Artık dedim kendi şirketimi kurayım ki Allah'a şükür bugünlere geldik. Peki doğma büyüme Karabüklüsünüz. Çorlu'ya nasıl geldiniz? Çorlu'ya bir iş için gelmiştim. O işi yaparken 6-7 ay burada kaldık. Ondan sonra da gitmek istemedim. İş potansiyeli biraz daha fazlaydı burada. O yüzden buraya yerleştik. Şu an Çorlu'da sanayi sitesinin içerisinde mekanımız. Evet. Buradan hizmet vermeye devam ediyorsunuz. Evet. Peki bu işin özellikleri nedir? Yani önemli bahsedebileceğimiz, hani şu olmazsa olmaz diyebileceğimiz bir şey var mıdır bu işte? Vallahi bu işin özelliği önce sağlam yapmak, sonra dürüst olmak. Başka bir şey yok yani, özellik budur. Yani iyi yaptığın işi sağlam ve dürüst yaptıktan sonra her şey oluyor. Ayakta durmak istiyorsan, bir çevre edinebilmek evet. istiyorsan öncelikle dürüst olman Hiç gerekiyor. İşin üçkağıtçılığına kaçmadan, neyse hakkı ona alarak bu işi yapmak. Perforje işiniz de var sanırım, perforje öyle de var. Değil mi? Şu perforje an perforje hizmeti de veriyorsunuz. Evet, perforje hizmeti de veriyoruz. Bir de çok küçük yaşta bu işe başlamışsınız. 12 yaşında başladım. 12 yaşınızda. İlkokuldan çıktım. O zaman tabii zorunlu eğitim olmadığı için 5. sınıfı bitirince babamız kulağımızdan tuttu. Hadi sen de burada başla işe. Başladık. Askerde bile bırakamadım. Askerde bile kaynakçıydım. Askerlikte bile kaynakçılık yaptınız. Evet. Bir nevi aslında o zamanlarda söylenen hani meslek sahibi ol. Ya benim şu an kolumda zaten altın bileziğim var. Yani hani babam beni okutmamış diye kızmıyorum da. Yani hayatı yaşayarak da öğrenebilirsin. İlla ki okuman gerekmiyor ki ben yaşayarak öğrenmiş bir insanım. Ama dediğim gibi işte bunun azim lazım. Hani ben bu işi yapamam, edemem, işte ben bu işin altından kalkamam diye düşünürsen zaten bitiksindir. Ha ben dedim ki ben bu işi yapacağım. Ben bir anımı anlatayım. Ben cebimde minibüs param yokken gittim 4 milyar araba aldım. Bakın yürüyerek gittim 4 milyarlık arabayı aldım geldim. Ama neden? Cesaret, azim. Zaten peki efendim ben çok çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür ederim. Programımıza renk kattınız. Bizi burada ağırladığınız için ederim. Çok sağ olun. Tekirdağ Çorlu'da Emirhan Metal Sanayi'ndeydik. Bir başka sektörde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.